Tamam, derim. Kim o? Plan. Plan harfi yazacaksınız daha sonra. Hukuku, anayasayı her gün savunmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı sonrası tahliye edilmesi engellendi. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayanlar sadece anayasal düzene karşı koymakla kalmadılar. Aynı zamanda Can Atalay'a karşı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu da işlediler. Hatay milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararından sonra içeride tutulduğu her gün, her saat, her dakika, her saniye bu suçu işlemeye devam ediyorlar. Buradan Can Atalay'a seslenmek istiyoruz. Yalnız değilsiniz. Gezi'de nasıl yan yana mücadele ettiysek şimdi de arkanızda, yanınızdayız. Sadece size oy veren seçmenler değil, hukuku, anayasayı savunan milyonlar var arkanızda. Bizler varız ve yanınızdayız. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını benimsiyor, savunuyorlar. Anlaşılan o ki Türkiye'yi 800 yıl önce ilan edinen Magna Carta'nın gerisine götürmek istiyorlar. Anlaşılan o ki ülkemizi Orta Çağ karanlığına sürüklemek istiyorlar. AKP ve ortakları şunu çok iyi bilmelidirler. Bu durumu kesinlikle kabullenmeyeceğiz. Yargı iktidar erkini elinde bulunduranların hesaplaşma alanı değildir. Yargı iktidar kavgalarının ring alanı değildir. Yargı iktidarın elindeki sopa değildir. Hukukun üstünlüğünü, anayasayı savunan bizler siyasi iktidara ve onların ortaklarına bunu her seferinde hatırlatmaya devam edeceğiz. Yandaş medyada günlerdir Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması bir yargı krizi gibi sunuluyor. İçinde bulunduğumuz durum iki yüksek mahkeme arasındaki bir kriz değildir. İçinde bulunduğumuz durum sonuç itibarıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi anayasayı tanımamaya varan bir kalkışmadır. Bugüne kadar siyasi iktidarın antidemokratik, hukuka aykırı uygulamalarına nasıl karşı durduysak bundan sonra da bu kalkışmaya karşı duracağız. Cumhuriyetimizin kurumlarını ve değerlerini korumak için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.